Her şey yavaş yavaş oluyor. Hiçbir şey birden olmuyor. Nefsimiz temizlenirken de öyledir. Yolu yürürken de öyledir. Hayat zaten öyledir. Zahiri olarak büyürken de öyledir. Nefis temizlendikçe, tezkiye oldukça kul Rabbinin nazarıyla nazar etmeye, anlamaya başlıyor. Yoksa nefis sürekli perde olur. Perdeler yavaş yavaş aralanıyor. Kul eğer nefsini temizlemeye, nefsinden kurtulma yoluna girmişse iman etmeye başlamıştır. Yolu yürüdükçe imanı kemale eriyor. Marifetullah da öyledir, hikmet de öyledir. Yavaş yavaş Rabbini tanıyor, kendi üzerinden tanıyor, bütün varlık üzerinden tanıyor. İmtihanlara tabi tutulunca olaylar, meseleler üzerinden Rabbinin kudretini görüyor, hikmetini anlamaya başlıyor. Hikmet de öyledir. Hikmet Allah'ın muradını anlamaktır. Allah kime hikmet vermişse pek büyük bir hayır vermiştir buyurdu Allah ayet-i kerimede. Hikmet de birden verilmiyor. Yavaş yavaş veriliyor. Mesela biri konuşurken, sohbet ederken, manevi bir şey anlatırken, Allah'ın dinini anlatırken, anlatmaya çalışırken, hikmet tam o anda gelir. Yani bir soru sorulsa, cevabını bilmese, o cevap Allah'tan geliyor. O hikmet, Allah'ın muradı. Allah kuluna böyle cevap ver diyor. Cevabı budur diyor. Cevabı böyle ver diyor. O konuşturuyor. O onun gönlüne vahyediyor. O da cevabı vermiş oluyor. Onun için hikmet yavaş yavaş geliyor. Yani gerektikçe, lazım oldukça geliyor. Öyle birden o hikmeti onun gönlüne koyup, hadi bu hikmettir demiyor. Hikmeti kazanabilmek için de hem tefekkür ederken cevap geliyor, düşünürken, anlamaya çalışırken cevap geliyor, hem konuşurken geliyor. Bir işi yaparken de aynı şey öyledir. Bu mu doğru, bu mu doğru? Hangisi Allah'ın rızasına uygundur? Yine Allah gönlüne vahyediyor. Hikmet de böyle geliyor. İman da öyledir. İmanı da yavaş yavaş kazanıyor. Tabii neyin karşılığında? Marifetullah'ın karşılığındadır. Rabbini tanıdıkça, anlamaya çalıştıkça, bununla beraber onu sevdikçe, isimlerini sevdikçe, tecellisini sevdikçe, muradını sevdikçe iman etmeye başlıyor. İman da yavaş yavaş geliyor. Bu durumda o kul iman etmiştir. Artık yolu yürürken imanı yavaş yavaş kemale eriyor. İman kamil olunca Hazreti insan oldu. Bununla beraber Allah ona hikmeti verdi, vermiş olur. Allah ona Furkan verir. Allah ona takva elbisesini giydirir. Velayet elbisesini giydirir. Yolu yürüdükçe kazanıyor bunu. Buna layık oluyor. İman ispat istiyor. İmanını ispatlamış oluyor. İnşallah hep beraber yolu yürüyeceğiz. İmanımızı ispatlayacağız. Marifeti kazanıp imanı da beraber kazanacağız. Allah'ın ikramlarına layık olacağız inşallah.